Herkese merhaba. Bugünkü kutudan çıkardığımız ürün Bidr'ın P10S ismini verdiği akıllı cep telefonu. Geçtiğimiz günlerde bunun bir engineering sample ürünü vardı. Onunla ilgili bir video çekmiştim. Onu da hemen şuralarda bir yerde bir şey çıkacak. Oradan izleyebilirsiniz. P10S benim daha önce Bidr'ın incelediğim birkaç ürünü vardı. Bu ailenin en son modellerinden bir tanesi. Üst düzey bir ürün, onu belirteyim. Hemen şuradan özelliklerini okuyayım size. MT6755 Cortex-A53 işlemci, 8 çekirdekli 2 GHz'lik işlemci hızımız var. 3G var. 3G VST var. 4.5G zaten var. Full HD ekranımız var. 5.5 inç. Android 6 işletim sistemi. Parmak izi okuyucu. GPS. 16 megapiksel arka. 8 megapiksel ön kamera. 4 GB RAM. Bu iyi. 64 GB dahili hafıza, arttırılabilir hafıza var, Bluetooth 4.0 ve 3000 mAh'de pilimiz var. Özellikleri böyle bakalım. Kutumuzdan ne çıkıyor bir görelim bakalım. Şurasını açalım. Evet, kutuyu açtık. Poşetimizi çıkardık. Hemen şuradan. Güvenlik bandımızı da söktük. Telefonumuz çıkıyor. Redir'in ürünlerinin kutulanması genelde birbirine benziyor. Şeffaf bir poşette duruyor telefonumuz. Şöyle göstereyim. En itibariyle gövde olduğunu söylemiş olayım. Mavi rengi bu. Açık mavi rengi. Farklı rengi. Gray diye geçiyor. Ama da çok mavi çizgilerinde görüyorsunuz kenarlarında olduğunu. Bunu koyalım. Evet, kutuyu açtık. Standart olarak kulaklığımız var. Kulaklık için plastik kauçuk parçalarımız var. Mikrofon tabi standart bir kulaklık geliyor. Adaptörümüz. Şirin Bidr marka ve kablomuz var. Bu arada kabloyu da göstereyim size. USB 3.0 Type-C, yani bu bağlantının USB 3.0 Type-C olduğunu anlıyoruz. Adaptör bağlantısının en azından öyle bilgisayar bağlantısının. Bir kılıf çıkıyor. Standart olarak bence iyi bir şey olmuş. En azından kutudan çıkıyor olması güzel olmuş. Sert bir plastik, şeffaf kılıf. Kısa bir bilgilendirme broşürü var. Burada işte böyle şöyle göstereyim. Ürünlerle ilgili, işte Bidr'le ilgili, telefonla ilgili bilgiler burada görebiliyorsunuz. Garanti belgemiz, kullanım kılavuzu, bir de ekran koruyucu film var. Onu da göstermiş olalım. Yine bu da aslında diğer ürünlerden çıktığını söylemiştim zaten. Bir de yekpare gövde olduğu için SIM kart ve SD kart, micro SD kart yuvasının kapağını açmak için bunu kullanıyoruz. Parçalarımızı şöyle koyalım. Şunu da takalım, hatta nasıl olduğunu göstermiş olalım. Evet, de şık oldu, güzel oturdu. Telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler şimdilik bu kadar. Detaylı incelemesini yakında yine YouTube kanalımda bulabileceksiniz. Videolarımı kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Farklı bir incelemede, farklı bir kutu açılımında, farklı bir içerik videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.